bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tayyip Erdoğan dışında muz kabuğu çıksa muz kabuğuna ben oyumu veririm. Hiç düşünmeden. Neden? Ormanlarımız yanıyor şu anda. Malum görüyorsunuz. Kendisinin kaç tane uçağı var. Ama ülkemizin ormanlarını söndürmek için maalesef daha uçak bulamıyoruz. Genel olarak zaten şu caddede az bir şey yürüsek, ilerlesek herkes esnaf kan ağlıyor. Dolar euro almış başını gitmiş. En ufak bir afet döneminde bizden IBAN atıp para istiyorlar. Ben merak ediyorum verdiğimiz vergilerin parası nereye gidiyor? Biz o zaman vergi vermeyelim. Ormanı söndüremiyoruz. Deprem olduğu zaman öyle böyle şöyle her şeye vergi veriyoruz. Ama en ufak afet olduğu zaman devlet yine halkından para istiyor. O zaman biz vergi vermeyelim. Devletin görevi ne? Onu ben merak ediyorum. Onu soruyorum. Bu şekilde yani genel olarak. Ülkenin durumu çok kötü. Erken seçim olur olmaz onu baştakiler bilir ama en yakın seçimde oyumuzu Tayyip Erdoğan dışında kim gelirse gelsin ona vereceğiz. Bu kuşağı önünü görebiliyor mu? Yarınlara daha mutlu bakabiliyor musun mesela sen? Ya önümüzü görmek zaten imkansız gibi bir şey. Yarın savaş çıksa kimse şaşırmayacak yani. Artık Orta Doğu'da yaşıyoruz zaten. Yanımızda Suriye arkadaşlarımız şehit oluyor. Bu ülkenin vatan evlatları Suriye'de savaş görüyor. Orada savaşta askerlerimiz şehit oluyor. Bilmiyorum yani. Her şey almış başını gitmiş, pahalılık. Önümüzü kesinlikle göremiyoruz. Yani bugün şuradan 10 kişi çevirsek 9'u hiç düşünmeden, arkasına bakmadan yurt dışında yaşamayı tercih eder. Bu şekilde. Sen ister misin yurt dışına gitmeyi, kaçmayı? Yurt dışına gitmeyi kesinlikle isterim. Bir dakika durmam yani, öyle söyleyeyim. Bir dakika düşünmem de yani. Çıkıp giderim. Bekarsın abi. Ben bekarım. Allah'a çok şükür benim maddi durumum yine iyi denebilir ama ben daha çok şu açıdan konuşuyorum. Hani komşusu açken tok yatan bizden değil diyorlar. Ve ben görüyorum, hadi asgari ücret alan milyonlar var bu ülkede. Ve ben eminim ki millet markete gittiği zaman çocuğu bir şey istediğinde alamayan insanlar var. Askıda ekmek projeleri var. Demek ki insanlar ekmek alamıyor ki böyle projeler yapılıyor. Ve ülkenin büyük bir kısmı gerçekten maddi olarak zorluk içerisinde. Kesinlikle insanlar yarınını düşünerek para harcıyor. Kimse özgür bir şekilde parasını harcayamıyor. Çünkü adam harcasa yarına ekmek alacak parası kalmayabiliyor. Genel olarak düşüncelerim benim en yakın zamanda seçim olması. Seçimde de bence halkımız artık akıllandı. Tayyip Erdoğan dönemine güle güle diyeceğiz yavaş yavaş. Böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok güzel olur abi ya. Ya şimdi AK Partili Yasin Aktay Suriyeliler giderse Türkiye'nin ekonomisi çöker dedi. Yani şimdi genelde Suriyeliler Türkiye'ye geldiğinden beri elimizdeki işlerden de olduk. Yani karton toplamak falan şöyle diyelim. Ama gene de yani insanlık yapmak için ülkemizde kalıyorlar. Yani bayağı da ne bileyim. Demek istedim, ben Türkiye'de yaşamıyorum ama yani bilmiyorum da. Tam hangi da. Ülkede yaşıyorsunuz? Ben Almanya'da yaşıyorum şu anda. Almanya'nın ekonomisi nasıl, çöktü falan diyorlar. Vallahi Almanya'nın ekonomisi şu anda çökmedi ama iş durumu bayağı bir kötü. Şu anda benim restoranım var Regensburg'da. Yani Regensburg'da, Straubing'de. Kendi restoranım var. Evet, kendi restoranım. Ama pandemi olduğu süre içerisinde çok güzel işlerim vardı. Şu son 2 ayda her tarafa açtılar. İşlerimiz bayağı kötü olmaya başladı. Yani ne kadar yardım verdi? Ya devlet bize yardım olarak 3 ayda 5 10 bin euro verdiğini duyduk ama. 3 ayda 5000 euro para veriyor destek olarak ama biz koronadan sonra açtığımız için dükkanımızı. Her 3 ayda 5000 euro para veriyor. Evet, her 3 ayda bir 5000 euro para veriyor ama biz koronadan sonra açtığımız için bu yardımdan destek alamadık yani. O şekilde şimdi batma durumundayım zaten. Şu 2 ay içerisinde işlerim tamamen düştü. Yani her taraf açıldığı için millet restoranlara, barlara gezmeye gidiyorlar işte, kafeteryalara. Onun için de bizim gibi küçük esnafa gelmiyorlar. Yani benim düşüncem de koronavirüsün gelmesi küçük esnafı batırdı yani, öyle söyleyeyim. Türkiye'de ekonomi nasıl, gözlemledin Türkiye'de mi? Türkiye'de ekonomi şu anda her şey çok pahalı. Ben düşüncem, ben 17 yıldan beri Türkiye'ye gelmiyordum. Şimdi yeni geldim. Şu maskeyi açabilir miyim abi, terledim de. Evet. 17 seneden beri Türkiye'ye gelmiyordum. İlk defa geldim Türkiye'ye şimdi. Ama dediğim gibi çok pahalılık. Yani gerçekten pahalı her şey. Yani bir 100 euro bozduruyorum. Bir gün içerisinde bitiyor yani, o derece. Yani bir alışverişe gittim geçen akşam markete.
220 lira tuttu, hiçbir şey almadım yani. Öyle ekonomi bayağı bir yerlerde. Yani Çek Cumhuriyeti de aynı şekilde. Çek Cumhuriyeti ile şurasının hiçbir farkı yok şu anda. Yani Çek Cumhuriyeti'ndeki millet 800 euro maaş alıyor ya da askeri ücret şu anda Çek Cumhuriyeti'nde 800 euro, 900 euro. Ailem orada geçinebilir. Yani ben olsam şu anda burada geçinemem çünkü yani 2800-3000 lira para hayatta yetmez yani. Öyle düşünüyorum. Aile kurmama yetmez. Tek başıma yaşasam yeter. Almanya'da 100 euro ile evin bütün temel ihtiyaçlarını alabiliyor musun? Benim 100 euro ile benim yani bir haftalık yemek, sigara masrafım falan şöyle böyle 150 euroya falan geliyor. Yani 150 euroyla ben bir haftayı çıkartabiliyorum. Tabii kendi restoranım olduğu için yemekleri falan şöyle böyle restoranda yiyorum. Ama demek istediğim şu 150 euroyla işte haftalığı geçirebiliyorum. Yani benim masraflarım aylık olarak 600 euro falan oluyor. Toplam sadece kendi gelirin masraf. Ne kadar Almanya'da? Benim toplam gelirim diye bir şey yok çünkü kendi restoranım olduğu için mesela bazı aylar güzel bırakıyor, bazı aylar az bırakıyor. Mesela bir ortalama. Mesela bir ortalama. Geçen ay mesela 2800 euro para bıraktı dükkanım. Ama ondan önceki aylarda 4500'den aşağı inmiyordum yani o şekilde. Tabii bunun giderleri de var. Kira ödüyoruz. Kiralar mesela buraya göre çok pahalı. Burada halamlar yaşıyor. Halamlar 600 lira kira ediyorlar. Yani bu yapıyor sana 60 euro, 70 euro para yapıyor. Ama biz orada 450 euro kira ödüyoruz. Yani şimdi birim bazına bakacaksın. Orada 600, orayı da 600 diye hesaplayacaksın. Evet, evet. Yani şimdi demek istediğim şöyle bir şey var. Eğer Almanya'da yaşayacaksan, 1500 euro maaşa çalışacaksan zaten 450 ya da 500 euro senin kiraya gidiyor tek başınaysan. Eğer aileyle yaşıyorsan 750-800 euroya kadar kiralar yükseliyor. Çünkü 2 plus işte 2 odalı, 3 odalı falan tuttuktan sonra çoğalıyor. Onun için de mesela 600 euro kira ödüyorsan işte yemen içmeni de katacaksın. Aile olarak mesela iki çocuk bir karı koca olarak yaşıyorsanız orada da bayağı bir masraflarınız çoğalıyor yani. Peki devlet yardım ediyor mu? Devlet yardım etmiyor. Ben mesela Almanya'da 2 yıl boyunca çalıştım. Ondan sonra Arbeitsam diye bir yer var. Başvuru yapıyorsun işsizim diye. Oradan size para veriyorlar her sene 2 yıl boyunca. 2 yıl boyunca çalışmış olmanız lazım. Yani 12 ay çalışmış olmanız lazım. 2 ay mesela ben 2 yıl çalıştım. Arbeitsam'a başvuru yaptım. 6 ay boyunca bekledim. Başvurum reddedildi. Neden? Evimden çıkarıldım o zamanlar. İşsiz kalmıştım. Evden çıkarıldım. Adresim yoktu. O yüzden de Çek Cumhuriyeti'ne gitmiştim ailemin yanına. Onlar da başvurumu iptal ettiler. Neden? Çünkü adresim yok diye. Yani adresime mektup gelmiş. Onu da alan olmamış. O yüzden iptal ettiler. 6 ayım boşuna gitti. Yani 2 yıllık paramı da alamadım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. AK Partili Yasin Aktay, Suriyeliler giderse Türkiye'nin ekonomisi biter dedi. Evet. Sizce biter mi Suriyeliler giderse Türkiye'nin ekonomisi? Suriyeliler bir gitsin artık ya. Onlara para yardımı yapıyor. Biz burada açlıktan yani yürüyoruz ta oradan ağzımız buraya. Kokuyor. Ağzımız kokuyor abi. Ayakkabı giymeye ayakkabımız yok. Suriyeliler geliyor abi buraya. Hem para yardımı hem yapıyor böyle bir şey. Türk insanlarına bir şey yapmıyorlar abi. Sonra gidiyorlar Suriyeliler anamızı babacığımıza tecavüz ediyorlar. Bir şey dedi yani yapamazsın abi. Çok toplanıyorlar falan. Millet yurt dışında çalışıyor abi, geliyor buraya. Orada bir hafta çalışıyor, geliyor burada bir hafta, iki hafta yaşıyorlar abi, Antalya'ya gidiyorlar. Biz daha hiçbir şey görmedik abi. Recep Tayyip Erdoğan öğrenciler için de bir şey yapmıyor zaten. Bana şunu şunu yaptı de, ben Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereyim. Ama bu sene abi iktidardan düşecek yani. Çünkü öğrencilere bir şey yapmadı abi. Ben iki sene okudum, iki sene tatildim, hiçbir şey öğrenemedim. Yani bu sene staja gideceğim abi. Staja gideceğim, hiçbir şey bilmiyorum. Yani öğrenciler için bir tek imam hatip yaktı ama imam hatip yapmakla da olmuyor abi.